Eksen'den iyi akşamlar. Ben Afşin Yurdakul, Selçuk Tepeli ile birlikte bu akşam dünya ve Türkiye gündeminin en sıcak başlıklarını masaya yatırıyoruz. Dünyanın 20 büyük ekonomisinin liderleri Rusya'nın St. Petersburg kentinde buluştu. Başbakan Erdoğan'ın da katıldığı G20 zirvesine Suriye'ye askeri müdahale konusu damgasını vuruyor. Amerika'da ise Esad'ın kaderi tartışılıyor. Savaş kararını Amerikan Kongresi'ne bırakan Başkan Obama, Orta Doğu'da devreden çıkma hesabı mı yapıyor yoksa Amerika'nın Orta Doğu politikasında köklü bir revizyona mı gidiyor? Bunu soracağız. Washington kulislerinde tartışılan bir diğer konu da Esad'ın gitmesinin iç savaşı bitirip bitirmeyeceği. Öte yandan bu sıralar Türkiye'de Suriye gündemini değiştirebilecek tek bir olay var. O da cumartesi akşamı Buenos Aires'te 2020 olimpiyatlarının İstanbul'a verilmesi ya da verilmemesi. Bu akşam Eksen'de olimpiyatlara da yer ayıracağız. Vaktimiz izin verdiğince. Stüdyoda değerli konuklarımız var. Habertürk gazetesi dış haberler şefi Özcan Tikit, gazeteci Ceren Kenar, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Evren Balta ve Newsweek Orta Doğu muhabiri Mike Giglio bizimle birlikteler. Ayrıca ilerleyen dakikalarda Özgür Suriye Ordusu Sözcüsü Luay Elmoktat, Washington Brookings Enstitüsü Türkiye uzmanı Ömer Taşpınar, Duke Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Bruce Gentleson, St. Petersburg'da bulunan Habertürk muhabiri Aysun Torun ve Buenos Aires'te olimpiyat kulislerini takip eden Habertürk gazetesi spor yazarı Murat Ağaç'a canlı bağlantılarla yayına katılacaklar. Eksen başlıyor. Konuklarımıza hoş geldiniz diyoruz. Yine yoğun bir gündemi konuşacağız. O yüzden hızlı hızlı anonsları yapalım. Bir G20 paketi hazırladık. Ne konuşuluyor, ne tartışılıyor? Bakalım St. Petersburg'da sonra devam ediyoruz. Rusya'nın ev sahipliğinde St. Petersburg'da düzenlenen G20 zirvesi Suriye krizinin gölgesinde başladı. Dünya liderlerini Rusya'da bir araya getiren G20 zirvesine Suriye konusundaki görüş ayrılıkları damga vuruyor. Liderler zirvenin düzenleneceği Konstantin Sarayı'na zırhlı limuzinlerle teker teker geldi. Ev sahibi Rusya'nın devlet başkanı Vladimir Putin, konuklarını tarihi sarayın kapısında karşıladı. Merakla beklenen an Rus liderle Amerika Birleşik Devletleri lideri Obama'nın karşılaşmasıydı. İki lider aralarında CIA ajanı Snowden'ın Rusya'ya sığınmasıyla başlayan Suriye konusundaki görüş ayrılığıyla tırmanan gerginliği vücut dillerine yansıtmadı. Obama ve Putin gülümseyerek selamlaştığı ayakta kısa bir süre sohbet etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise Obama'dan kısa bir süre önce G20 Liderler Zirvesi'nin gerçekleştiği Konstantin Sarayı'na geldi. Putin ve Erdoğan da tokalaşarak basın mensuplarına poz verdiler. Tüm liderlerin gelmesinin ardından ilk oturum için toplantı salonuna geçildi. Büyüme ve küresel ekonomi konulu birinci çalışma oturumu başlamadan önce Başbakan Erdoğan hemen yanında oturan Almanya Başbakanı Merkel'le kısa süre sohbet etti. Oturum ev sahibi Putin'in konuşmasıyla başladı. Rus liderin konuşmasının gündemi ekonomiydi. Zirvenin resmi gündeminde ekonomi olsa da liderler arası görüşmelerde Suriye'nin öne çıkması bekleniyor. Açılışın hemen ardından Putin'in sözcüsünün yaptığı açıklamada bunun kanıtı niteliğindeydi. Rus sözcü, BRICS grubu ülkelerinin Suriye'ye askeri müdahalenin dünya ekonomisine zarar vereceğini düşündüğünü söyledi. Bu arada Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi El-Ahtar El-İbrahimi, Suriye'yi görüşmek için Ban Ki-moon'un daveti üzerine St. Petersburg'a gitti. İbrahim'i, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Suriye konulu bir toplantı organize etmesinin ihtimal dahilinde olduğunu bildirdi. Öte yandan Lavrov, Suriye Dışişleri Bakanı Velid el-Muallim'in pazartesi günü Rusya'ya gelerek kendisiyle görüşme yapacaklarını duyurdu. Efendim şimdi vakit kaybetmeden St. Petersburg'a gidelim ve Aysun Torun'la konuşalım. Aysun, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi St. Petersburg'da bu zirvede bildiğimiz kadarıyla Putin-Obama görüşmesi gerçekleşmedi ve bu çok önemli de bir gelişme. Orada neler oluyor? Suriye gündeme damgayı vuruyor tabii ama nasıl bir gelişme bekliyoruz bundan sonrasında da? Aslında
aslında şöyle söyleyeyim. G20 zirveleri aslında ekonomi toplantılarıdır. Bilindiği gibi dünyadaki liderler buraya gelirler ve ekonomiyi konuşurlar. Zaten buradaki oturumlarda hep ekonomiyle ilgili büyüme, istihdam konuşulacak ama liderlerin akıllarında kuşkusuz ki Suriye var. Obama'nın da, Putin'in de, Başbakan Erdoğan'ın da liderlerin akıllarında Suriye var. Özellikle ikili görüşmelere de bu konu ciddi bir şekilde yansıyor. Bugün aslında Putin açılış konuşmasında onun ifadeleri önemli. Açılış konuşmasına hiç siyasete girmedi ama sadece küçük bir ipucu verdi bu zirveye Suriye'nin damga vuracağına ilişkin şöyle ifadeleri vardı. Suriye krizinin de uluslararası siyasette son derece sivri ve önemli bir yer alıyor. Bunu göz önünde bulunduruyorum ve bu konunun ele alınmasına ben de evet diyorum dedi Putin. Ve bu konunun bu toplantıda ele alınmasıyla ilgili olarak da Suriye meselesinin tüm liderlerin toplandığı akşam yemeğinde görüşmeyi teklif ediyorum dedi. Oturumlarda Suriye konuşulmadı. Hatta Başbakan Erdoğan da söz aldı. Sadece ekonomiye ilişkin değerlendirmeler yaptı. Hiç Suriye konusuna girmedi. Ama akşam yemeği bir saattir devam ediyor. Biraz önce Başbakan Erdoğan söz aldı. Henüz yemek bitmedi. Ayrıntılar önümüzdeki dakikalarda çıkacak ama bazı isimlere ulaşma fırsatı bulduk. Ve Başbakan Erdoğan zaten her fırsatta, her platformda ifade ediyor. Bütün liderleri uluslararası topluma adım atılması çağrısında bulunuyor. O çağrısını bütün liderlere ineledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bütün liderlere bir an önce adım atın çağrısı yaptı Erdoğan bu konuşmada ve bu yemek halen devam ediyor. Tabii yemekten sonra belki sürpriz bir görüşme de gerçekleşebilir. Aslında Başbakan Erdoğan'la ABD Başkanı Barack Obama arasında Beyaz Saray kaynaklı bir görüşme gerçekleşmeyeceğini söylemişlerdi. Çünkü Obama'nın sadece Putin'le görüşeceği, Avrupa liderlerle bir görüşme gerçekleşmeyeceğini belirtmişlerdi. Hatta Obama'nın sadece yarım gününü Petersburg'a ayırdığını biliyoruz. Ancak Obama bu süreyi uzattı. Obama bugün burada kalacak. Muhtemelen son anda yine bir değişiklik olmazsa ve muhtemelen yemekten sonra Başbakan Erdoğan'la bir görüşmesi gerçekleşebilir. Görüşmenin gerçekleşmesi sürpriz olmayacağını söyleyelim. Çok teşekkür ederiz Aysun. Kolay gelsin. Evet Evren Hanım, sizinle başlayalım. Şimdi G20 zirvesi Suriye'nin gölgesinde sürüyor diye anons ediyoruz ama tam olarak neler konuşuluyor çıkarmak mümkün değil. Çünkü asıl gündem ekonomi ama tabii ki buna paralel toplantılar da yapılıyor liderler arasında. Suriye ile ilgili ne gibi diyalogların geçtiğini düşünüyorsunuz şu anda St. Petersburg'da? Şimdi belki biraz şöyle bir yerden başlamak gerekiyor. Rusya ile Amerika'nın arası özellikle bu yıl ama esasen son 10 yılda giderek geriliyor. Yani işte 90'lı yılların sonrasında başlayan o yumuşama, batıyla yakınlaşma vesaire, Rusya ile Amerika arasında olan, Rusya ile en genel anlamda Batı arasında olan bu yakınlaşmanın Putin dönemiyle itibaren, Putin başkan seçildiği andan itibaren giderek gerildiğini, giderek gerilediğini görüyoruz. Bu sene 3 tane temel şey oldu aslında Rusya ve Amerika ilişkisini gelen Suriye'den başka. Bunlardan bir tanesi Mart ayında çıkan, Mart'ta sanırım, bir yasayla birlikte bütün Rusya'daki yabancı hükümetler arası kuruluşların, NGO'ların faaliyetlerini yabancı ajan sınıfına sokabilecek ve onların faaliyetlerini yasaklayan bir yasanın çıkmasıydı. Çok ciddi tepki doğurdu hem sosyal medyada hem Amerika'da hem Batı'da. Sonra biliyorsunuz Snowden olayı şimdi de söylendi. 2 aydır Edward Snowden Rusya'da, en az 2 aydır, 2 ay boyunca ya da Rusya'da bir havaalanında, Moskova'da bir havaalanında bir tür statüsünün ne olduğunu bilmeden bekliyordu. Sonunda Rusya Snowden'e sığınma hakkı verdi ve Obama'nın çok ciddi itirazlarına rağmen. Bir diğeri de LGBT haklarını Moskova'da, Rusya'da en genelde sıkıntıya sokacak olan anti-gay propaganda yasasının işte Rusya'da durmadan geçmesiydi. Bu da yine Amerika'da 2014 kış olimpiyatlarının Rusya'da protesto edilmesi gerekliliğini tartıştıran bir iklim ortaya çıkardı. Şimdi bütün bu Suriye meselesi aslında bu genel gerilimin, yani Amerika ve Rusya arasında diğer meselelerde de aslında kendini ortaya çıkaran bu genel gerilimin ışığında devam ediyor. Elbette Suriye hani son derece kritik, biliyoruz işte hepimiz. Rusya ve Amerika arasında Suriye meselesi üzerinden devam eden çok ciddi bir gerilim var. İki ayrı kutup var. Ve bu hususta da herhangi bir gelişmenin ben galiba en azından... Biraz geri adım atar gibi oldu Rusya. Rusya ile ilgili hatta Putin'e soruldu da bu. Yani niye eskisi kadar sesiniz çıkmıyor? Yeni istihbarat bilgileri mi var? Yoksa
Amerika ile Rusya arasında başka bir gizli konsensüs mü var gibi sorular gündeme geldi. Dolayısıyla oradan isterseniz devam edelim Ceren'le. Yani bu G20'den bir şey beklemeli miyiz biz? Yoksa zaten beyhude bir zirveyi mi seyrediyoruz? Bir yandan tabii alt metinde başka şeyler de oluyor. Dolayısıyla onları okumayı becermek de önemli. Belki oralarda çok önemli mesajlar var. Bu konuda ne diyorsun?